Bana Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çalışmalar hızlandı. Vatandaşların en çok merak ettiği konuysa kurbanlık hayvan sıkıntısı olacak mı olmayacak mı sorusu. Bana Bu soruya en yetkili isim Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yazılı olarak yanıt verdi. Kurbanlık olarak ülkemizde bu yıl 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin adet ise küçükbaş hayvanımız var. 2018 yılında büyükbaş 866 bin, küçükbaş 2 milyon 682 bin olarak gerçekleşti. Netice itibariyle bu yıl sahip olduğumuz kurbanlık hayvan varlığı bayramda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını gösteriyor. Bakan Pakdemirli, veteriner sağlık raporu olan hayvanların iller arası nakline izin verilecek dedi salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun keçi türü hayvanlar için nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine hiçbir surete izin verilmeyecek. Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların resmi veteriner hekimler tarafından muayene ve gerekli kontrolleri yapılacak, sağlıklı bulunan hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenerek iller arası nakline müsaade edilecek. Bekir Pakdemirli ayrıca kurbanlıkların arındırılmış bölge Trakya'ya sevki sırasında gerekli tüm kontrollerin yapılacağını da ifade etti. Trakya'ya sevk edilecek hayvanların doğumlarından itibaren işletme değiştirmemiş veya en az 3 aydır halen bulundukları işletmede barındırılmış olması gerekiyor. Hayvanlar sevk öncesinde 30 gün süreyle bir işletmede izole edilmeli. Bu süre sonunda ŞAP Enstitüsü Müdürlüğü'nce yapılan NSP test sonuçları negatif olmalıdır kurbanlık hayvanların sağlık şartları ve sevkleriyle ilgili kontrollerin eksiksiz yerine getirileceğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, kurbanlık hayvan fiyatlarının bayramın ikinci günü dahil son 20 gün boyunca takip edileceğine de sözlerini ekledi.